Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştı. Hain saldırıda kızı Yağmur Uçar ve eski eşini kaybeden ünlü oyuncu Nurettin Uçar günaydına konuştu. Acılı baba kızının son günü yaşadıklarını ve Yağmur'la son görüşmesini anlattı. Ünlü oyuncunun sözleri herkesi ağlattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Terör saldırısında kızınızı kaybettiniz. Yaşananlar sonrası hislerinizi öğrenebilir miyiz sorusuna bir baba için çok zor evladını kaybetmek. Kızımla çok güzel hayallerimiz vardı. Onunla her şeyimi paylaşırdım. Ben onu hep tatlı kızım diye severdim. O da bana babam derdi. Kimse onun gibi güzel babam diyemezdi. Benim tek tesellim kızımın şehitlik mertebesine ulaşması olması. En son ne zaman görmüştünüz kızınızı sorusuna ise 5 ay önce görmüştüm. Onu en son. Fransa'da yaşıyorum. Yılbaşını Türkiye'ye gelecektim. Birlikte tatil yapacaktık. Yazında Fransa'ya yanıma gelecekti. Onunla gezecektik. Sürekli telefonla konuşurduk. Aramızda çok güçlü bir bağ vardı kızımla. En son terör saldırısından bir gün önce konuştuk. Pazartesi günü de kızımı aradığımda cevap vermedi. Sonrasında mesaj attım ama cevap gelmedi. Bir saat sonra annesine yazdım. Hafta sonları genelde Taksim'e giderlerdi. Bunu bildiğim için endişelenmeye başladım. Kızımı ve annesini defalarca aradım ama cevap alamadım. Sonrasında eski eşimin babasını aradım. Açtı telefonu ama cevap vermeden kapattı. Yarım saat sonra Yağmur'un dayısı aradı. Ablamı ve kızını kaybettik dedi. Ben yıkıldım o anda ama hissetmişim kötü bir şey olduğunu. Patlama sonrası medyaya yansıyan fotoğraflarda yerde yatanlardan birini eski eşime benzettim. Ama insan kondurmak istemiyor işte. Salı günü cenazelerini kaldırdık. Hayatımın en zor günüydü. Cenazeye tanıyan tanımayan herkes katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay oradaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yakından ilgilendi. Devletimiz ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Kızınız Yağmur'un hayalleri nelerdi sorusuna ise edebiyatla yakından ilgiliydi. Yazar olmak istiyordu. En son görüştüğümüzde bana baba eğer edebiyatçı olamazsam polis olup şehit olmak istiyorum derdi dedi. Bu arada Yasin suresini ezberledim. Ölürsem mezarına gelip okurum demişti. Ancak bu görev bana düştü. Defin sonrası ona Yasin suresini okudum dedi ünlü oyuncu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.